Hırsızlar ya. Sergini koy. Ama Feridacığım, lütfen bakın. Onlar da artık bizim köylümüz. Onlar entel diye onları dışlamıyoruz artık. Neden? Çünkü onlar da artık bizim komşumuz. Onlar da artık bizim köylümüz. Bak muhtar, komşularsa komşuluklarını bilsinler. Rica ediyorum ya. Yani tarlaya dadanmış, çekirge gibi dadandılar bizim koyumuz enteller ya. Bak, bak mahsul topluyordum sırf sen rica ettin diye. Atladım geldim bak, tamam mı? Vallahi çok. Konuşacağız, tamam. Burada her şey konuşacağız. Tamam Ozan'cığım, sakin olalım. İyi söyledin bak. Zaten o arkadaşların da bak sizden bir iki şikayeti varmış sorulayım. Kim onları? Asıl biz şikayetçiyiz ya onlarda. Adamı denetmesinler ya. Ya ben geçen bahçede canım çekti. Kendi tavuklardan aldım, tavuk çevirme yapacağım. Acıktım yani, canım çekti. Ama bunlar geldiler bahçeye. Hayvanaklar, danslar, manslar, garip garip. Ondan sonra aldılar tavuğu elimden, tavuğu gömdüler. Ondan sonra tavuğa böyle karşısında cenaze töreni düzenlediler tavuğa. Tamammış lan. Allah kabul etsin, ne güzel imanlı insanlarmış paşa. Ya lütfen ya, sorular bir değil bin. Gelsinler, hepsini konuşalım. Selam olsun size dostlar. Selam olsun Anadolu köylüsüne. Ilgıt ılgıt kokuyorsunuz toprak ve de süt. Geldi düz selam veremeyen şair. Hep bir uyak peşindesin. Merhaba köylü dostlar. Nasılsınız? İyi misiniz? O nektarinler, elmalar toplanmış. Aldım bir tane. Göz hakkıdır. Kaç tane gözün var lan senin? Aa! Ozancığım ama yeri gelmeden yersiz yersiz çıkışlar yapmıyoruz lütfen. Merhaba! Efendiler, merhaba. Merhaba. Namaste muhtar. Yok hanımefendi. Daha bir saat 20 dakika var namaza. Herkes burada bir oturalım, konuşalım. Değil mi? Buyurun. Eşliğiniz gayet. Evet sevgili eski köylülerim ve sevgili sonradan köylüler. Siz değerli ressam beyefendiciğim, siz değerli şair bey, siz değerli Yogi Hanım ve siz ne iş yaptığını çözemediniz Mustafa Bey. Yaşayıcıyım ben efendim. Allah uzun ömür versin efendim. Sağ ol. Uzun uzun yaşarsınız inşallah. Sağ ol. Evet sevgili köylülerim, bizler burada bugün niye toplandık? Bizler burada hepimiz kültürel farklılıklarımızı bir zenginlik gibi görüyoruz. Ve bu gördüğümüz zenginliğin içinde baş veren çocuk bir iki tane sorun olmuş. İşte o sorunları hem komşu hem de köylü olduğumuz için çözmek adına burada toplandık maşallah. Ne kadar güzel söyledin muhtar. Ne kadar güzel konuştun. Böyle birbirimizle karşılıklı konuşalım, birbirimizi tartalım, birbirimizi besleyelim. Tamam. Hah bak bak. Ben de tam bu konuyu konuşacaktım Mustafa Bey. Ha, lütfen. Bana Mustafa demeyin. Lütfen Mustafa demenize hiç gerek yok. Ne diyeceğim ya? Yaşayıcı deyin. Tamam Yaşar Bey, bakın şimdi. Bizim ya bu besleme olayı tamam. Tabii ki birbirimizi besleyeceğiz ama bu tek taraflı oluyor yani. Kusura bakma ya, burada arkadaşlarım burada yani. Her sabah geliyorsunuz, işte günaydın ayağına, hava çok güzel, bilmem ne falan. Göz i̇şte, hakkı, göz hakkı. He, o dünya kadar laf deyip hop üç tane yumurta, üç tane ondan falan. Bütün bizim kümese memese dadandınız yani. Ne kadar güzel işte, karşılıklı paylaşıyoruz, paylaşımlaşıyoruz. Lan neyi paylaşımlaşıyorsun? Biz veriyoruz, sen ne veriyorsun karşılığında? Kendimi sana deneyimlettiriyorum. Oh! Hayır canım öyle bir şey. Paşa neler duyuyorsun? Evet, deneyimlettiriyorum. Lan! Ne dedim? Nasıl? Yok ya. Ya ben Hatice'mden başka kimseyi deneyimlemedim. Yapmayın. Nasıl laf o ya? Ne demek lan o? Hayır dost paşa, düşman ayağı. Dost paşa, dost paşa. Bak şunu demek istiyorum. Şimdi ben geldim, senden bir yumurta aldım. Bunun karşılığında da kendi hayatta biriktirdiğim deneyimlerimi sana aktardım. Ne oluyor? Bu bir deneyimleşme, paylaşımlaşma değil mi? Birbirimizi bu şekilde besliyoruz. Ne diyor ya bu saçma sapan? Paylaşmıştım diyor. Ben bir şey falan paylaşmadım bunlar. Ne diyor ben anlamadım yani. Niye paylaşmadım? Her şey böyle gözde görünür mü olması gerektir paylaşmak için? Abi bir kere paylaşmak için bir kere elle tutmak lazım yani. Elle... Hayır, illa bir şeyi tutmak istiyorsan. Hayır! Hayır! Hayır Mustafa! Hayır, gel sarıl bana. Pas! Pas diyorum ben. Gitsin başkaları sıkıntılar bahsetsin. Benim bütün sistem bozuldu burada. Dostlar tamam. Köylü paylaştıkça güzel, köylü hesapsız oldukça yüce, köylü verdikçe muhteşem. Ya bir iki kere vermekte sorun yok. Benim de zamanında vermişliğim var. Anne.
benim bahçeden topladığı biberleri yol kenarında satarken gördüm bunu. Mustafa! Hayır dostlar, hayır. Tamamen bir yanılgı içindesiniz şu an. Ben kapitalizmin ucundan da böyle olsa datmak için yaptım. Bir deneyimleme yaşamak istedim sadece. Sen bence bizi deneyimleyin, bizi. Köyü bitirdin sen. Hale bak ya. Konuş bunlarla Muhtar. Tamam paşa. Sakin ol. Her şeyi konuşacağız. Her şey konuşulacak. Şimdi hepsini konuşsak da çare bulamayız. Çünkü neden biliyor musunuz? Burada çok kötü bir enerji var. Var efendim. Enerji! Ben de hissettim. Saçlarımdan hissettim biliyor musunuz? Ne yapacağız biliyor musunuz? Hep birlikte benim enerji atıcı şarkımı söyleyeceğiz. Aa, sevdiğim şarkı. Nasıl atacağız? İlaç falan mı yazacaksınız? Ne yapacaksınız? Yok yok. Hep birlikte benim enerji atıcı şarkımı söyleyeceğiz. Doğru yerlerde gireceksiniz. Başlatıyorum. Tamam. Bıktım bu şarkıdan ya. Bayılıyorum bu şarkıya ya. Bayılıyorum. Bayıldığım bir şarkı. Değil mi? Değil mi? Allah. Yaşamdaki kötü enerjiyi çekiyorum ama şimdi hepsini içimden atıyorum. Evet. Söyle. Vericiyim, vericiyim, vericiyim ben. Vericiyim ben. Kötü enerjiyi içimden atıyorum, haydi söyle. Seviciyim, seviciyim, seviciyim ben. Seviciyim ben. Enerjimi kimse düşüremez, haydi söyle. Vericiyim. Biriciyim, biriciyim ben. Biriciyim ben. Bütün güzel şeyleri kendime çekiyorum, haydi söyle. Emiciyim, emiciyim, emiciyim ben. Emici, ya ben niye emiciyim ya? Ya Nazlı Hanımcığım, bakın. Buyurunuz siz de bambaşka bir bakarsınız yani, anlatabiliyor muyum? Yani köyde böyle yokuştan aşağı inerken kolları böyle savura savura iniyorsunuz deli deli şarkı söyleyerek ya. Aşırı geriyorsunuz bizi ya. Gericisin, gericisin, gericisin sen. Söyle, gericiyim be. Bağır hadi, bağır hadi. Konuşalım bunları ya. Bak, bütün çocuklar falan hep sizden tırsıyor. Köyün delisi bile korkuyor sizden, lütfen ya. Ben ruhum ne isterse onu yaparım. Kim ne düşünür diye düşünmem canım benim. Canımsın, evet. Ya Nazlı Hanımcığım işte azıcık düşünseniz mi? Hani artık hep beraber köylük yerde, hep beraber şey yaşıyoruz. Azıcık önem mi verseniz azıcık gibi. Biz ne yapmışız can dost? Sabitir, ben size hemen söyleyeyim. Şu asla dile getirmem ama şimdi sizin Mesut Bey, İstanbul'dan gelen misafirleriniz oluyor ya. Tabii hepsi bizim de misafirimiz. Başımızın üzerinde yerleri var hepsinin. Şimdi siz bunlarla bahçede hanıra hanıra, hanıra böyle muhabbet ediyorsunuz ya. Onu yapma sanırım. Yazıklar olsun Mıhtar. Yazıklar olsun sana. Evet. Ben dostlarımla geceleri bağıra bağıra köylü için ne yapabilirim? Köylünün sorunu ne? Ne ister diye düşünürken sen bana bunu mu söylüyorsun? İşte Mesut Beyciğim, siz şimdi ne ister diye düşündüğünüz vakit o yüksek ses çıkınca biz köylü olarak uyuyamıyoruz ya. Sanki köylünün derdi bu gibi geldi bak. Yazık size. Yazık. Yazık. Anladınız mı? Ben neler düşünüyorum zihnimde, siz bana ne söylüyorsunuz? Ben köylüyle yatıp, köylüyle kalkıyorum. Lan kalkmıyorsun işte, sorun o. Biz kalkıyor, sen yatıyorsun ya. Şu an çok gürültüm. Bir daha da size şiir okumam. Mesut dost, bana okuyabilirsin. Hem evde içecek bir şeyler varsa yanına da katık olur. Seni öyle deneyimlemek isterim. Niye istedin belli senin bedavacı, niye istedin belli yani. Bütün köyü yedin, gidin bitirdin köyü. Şimdi ben de tam onu söyleyecektim. Bu köyde neden 9'da hayat bitiyor? Evet. Bu mu köylülük ha? Biraz aksiyon, biraz macera ha? Olmaz mı? Olmaz kardeşim, olmaz ya. Ben her sabah 6'da kalkıp tarlaya gidiyorum. İşte ben de bundan şikayetçiyim. Neden? Neden 6'da ha? Ben sabah 5'e kadar resim yapıyorum. Sonra uyuyorum. 9'da senin traktör sesiyle uyanıyorum. Sonra uyuyabilirsen uyu. Acaba diyorum öğleden sonra mı tarlaya gitseniz? Olur tabii Hayaticiğim. Sağ ol. Neden olmasın canım benim ya? Vallahi yani ürün mürün çürüsün ulan. Sırf sen yeter ki uyu bak Mıhtar. Yok 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 yok. Kesinlikle bu karşılıklı konuşmadan fena halde gerildik. Acaba şöyle bir yayık körü aynarı mı
deneyimlesek ha? Kardeşim bak. Köy ayranı mı deneyimlesek acaba? Lan bir 5 dakika bir şey deneyimlemeden dur be kardeşim ya. O zaman bir elmanı al. Lan oğlum, lan. Tamam, sakin. İnşallah boğazında kalmasını da deneyimlersin. Başka bir şey diyeceğim. Biz, bu arkadaşlar yüzünden biz ineklerimize süt sağamıyoruz. Ha, biz ne yaptık? Sen bir yapma. Sana demedim zaten. Nazlı Hanım yüzünden süt sağamıyoruz. Kendisi buyurun sonra anlatsın yani. Niye Nazlı Hanım? Şöyle ki efendim, ineklerden süt sağmadan önce onlardan izin almanız gerekiyor. Doğru. Onlardan izin almadan onları sağamazsınız. Baksana ya, inekten izin mi alınır ya? Bak ben yine de dinledim hanımefendi dedim. Gittim sarı kıza dedim ki, sarı kız dedim, senden süt alabilir miyim dedim. Sarı kız ne dedi? Ne dedi? Ne dedi? Ne dedi lan? Dedi, ne diyecek ya? İnek bu yani, ne diyebilir? İnanır mısınız? Doğru şekilde sormayı bilmiyorsunuz bence. Ona sırılsınız ve öyle sorsanız beden diliyle size doğru cevabı verir. Ya ben kocaman ineğe niye sardım? Manyak mıyım ben? İşte yanlış bunlar, anlatabiliyor muyum? Köylülük bu değil. Yanlış öğrendim. Yapma ya, elini ayağını oynata oynata. Ben mi köylü değilim? Bunlara bir şey artık konuş yani. Ha, tabii, tabii. Ben de artık bir sazayılımı alayım. Doğru mu uyaracaksın? Bak şimdi sevgili Nazlı Hanımcığım, sevgili entel dostlar. Ne hayatım peşim? Bu beni biraz korkutuyor. Sevgili entel dostlarım, ben burada ara buluculuk yapmak için varım. Ama siz de hiç yardımcı olmuyorsunuz ki. Hiç destek vermiyoruz. Yani anlatabiliyor muyum? Gerek tipinizle, gerek hareketlerinizle yani. Nedir? Ha? Nedir bir köy yeri? Ha? Yani siz köy deyince ne anımsıyorsunuz, ne tahayyül ediyorsunuz, ne düşünüyorsunuz Hayati Bey? Bunu paylaşır mısınız tabii bizimle? Tabii paylaşırız. Kırlarda, Allah, ormanlarda şiirlerin okunduğu, bağır çağır türkülerin söylendiği bir yer. Her yerde gazan gazan yemeklerin kaynadığı, oluklardan su aktığı, tereyağların karıldığı, balon kaymağın bol olduğu bir yerdir köy. Serpme kahvaltı lan bu. Vallahi dadarım biraz. Köy benim için doğayla bir olduğum, kök saldığım bir yer. Benim için köy tarlalarda, kırlarda, özgürce, coşkuyla, neşeyle, çırılçıplak koşulan bir yer. Ne diyorsun dayı sen ya? Biz o şekil falan çırılçıplak köyde niye koşalım? Bana bak, senin öyle uçmayı falan düşünme, çok fena olur bak. Lütfen, bana Hayati, korktum. Aman Hayati, gerildin mi korktun? Bak, ben bu konuyu açmayacaktım. Ama sırf sen açtın diye bak, burada dile getiriyorum şu an. Ne oldu sen? Şimdi biz geçen gün tarladayken ben eşim, arkadaşları eşimin vesaire bizim ahbap eş dost falan... ...tarladayken sen bizi resmetmişsin. Evet, bana nasıl ilham verdiniz. Ne güzel, ne güzel. Lan niye çıplak resmettin bizi? Aa! Sizi özgürleştirdim. Doğayla bedeniniz arasında engel olan o kıyafetleri kaldırdım. Lan niye kaldırdın? Olay zaten o. Hayvandan bizi ayıran o kıyafetler zaten ya. Ya muhtar, vallahi ben bunları yaşayamam artık, vallahi bırak tamam artık. Ne diyorsun? Ama böyle köylülük bu değil. Köylülük bu değil. Şuradan biri helva karşınızı veren. Köylü arkadaşlarım lütfen. Ozan, fevri fevri çıkışlarım var. İnsanları senin hali ağına götürüyorsun. Tamam muhtar. Lütfen artık. Onlar entildi, artık dışlanmak zorunda değil. Bizler onlara doğru bir adım atarsak birlik oluruz. Atılan adıma geri adım atılmazsa da parçalanırız. Bravo muhtar. Evet, bravo muhtar, bravo. Bravo muhtar. Muhtar, tam da tahmin ettiğim gibi o koca yüreğinizle aramızı buldunuz. O yüzden bu köylülerin huzurunda barışmamızın anısına size bir hediye vermek istiyorum. Ah, hediye mi? Ne ki acaba ya? Sizin portrenizi yaptım. Artık buraya asarız. Ah, ne ya diyorsunuz Hayati Beyciğim? Ben bunu ofisimin en güzel yerine asarım. Hep bir sanatçıya ilham veren bir obje olmak istemiştim yani. Bu ne lan bu? Susam, susam dedim ben. Bu nedir? Sizi o köylü klişelerinden kurtarmak istedim. Vallahi inanılmaz ya olmuş. Muhtar Bey, benim de size söyleyeceğim birkaç söz var. Madem bu kadar yüce gönüllü birisiniz, geçen gün sizin sürüden 2 tane koyunu deneyimledim. 2 tane koyunu mu deneyimledin? Deneyimledim. Ulan aç köpek! Dağdan kurt iniyor, o bile 1 tane deneyimliyor. Sen nereye 2 tane deneyimledin? Ama izin almış ya koyunlardan. 1000 tane almadı ama yok iyi. Muhtar. Evet? Sen onu bunu boş ver de senin büyük kızına yazdığım şu şiiri dinle. Sen benim kızıma mı yazıyorsun?
Evet, şiir. Ha, dinle. Evet. Ağların almanmış. Ha. Yanakların kızarmış. Bak bak. Öf. O güzel dudakların. Evet. Ne de şahane ballanmış. Ballanmış. Ben o kızın dudakları ballanmış. Hadi. Ulan size resminize bağlanmış. Bak, sonunda muhtar da dellendi. Dur hele sen, daha dur dur. Kızın da oğlan da gönlü olduğunu anlayınca... Ya, bak bakayım şairi çiğ çiğ yemeği nasıl deneyimliyor. Dünyayı anlamak belki zor bir mesele. Ama hayat geçiyor şöyle böyle. Her şeyden uzaklaşıp gülmekse mesele. Katılarımıza ve de sen de söyle.